Seçim kararının alınmasıyla birlikte milletvekili aday adayları da çalışmalarını hızlandırdı. İş dünyasının sorunlarını yakından bildiğim için işçisiyle, işvereniyle bunların sorunlarına getirilecek çözümlere Ankara'da katkım olabileceğini düşündüğümden dolayı aday adayı olmaya karar verdim. AKP'nin aday adayları arasında yer alan iş adamı Özkan Özüpekliler, iş dünyasından kazandığı deneyimleri siyasette değerlendirmek istiyor. 6 yıl iş adamları derneği başkanlığını yaptım. Aynı zamanda ticaret odasında meclis üyesiyim. Sektörümün, bunun yanı sıra Bursa'da etkin olan sektörlerin sorunlarını yakından biliyoruz. Türkiye aslında krizi az hisseden bir ülke. Ekonominin iyiye, düzlüğe çıkmasının, daha iyiye gitmesinin en önemli şeylerinden, kriterlerinden biri dış ticaret açığının azalması, ihracatımızın artması. Bütün çalışmalarımız bugüne kadarki sivil toplum örgütlerinde hep ihracatımızın arttırılması yönünde. Seçim öncesi çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından başlatılan mecliste kadın temsiline yönelik kampanyayı desteklediğini dile getiren Özüpekliler, bu geçişin aşamalı olarak yapılması gerektiğine inandığını söyledi. Mecliste kadınların çoğunluğu tabii ki artmalı. Nüfusla aynı oranda olmalı. Yani kadın sayısı eğer genel nüfusun yarısıysa mecliste de yarı yarıya temsil edilmeli. Ama bu süreç içerisinde gerçekleşmeli. Hemen yarın biz bunu gerçekleştirelim dediğimizde sağlıklı olmayabilir.